Bu arada Ankara'nın paylaştığı bir bilgi var sayın seyirciler. CHP'nin oyunun yüksek olduğu sandıklara AKP'nin itirazda bulunduğu ifade ediliyor. Evet. O nedenle de sisteme giremediği ifade ediliyor. Faik Öztürk'e de sorulmuş bu soru ve kendisine de kendilerine böyle bilgiler geldiğini teyit etmiş Faik Öztürk'te. İtiraz edilince o sandığın muhasebesi çıkarılamıyor ve pusulaya şeye, ilçe seçim buna kuruluna gönderilemiyor. Buna futboldan bir benzetme yapabilir miyim? Yugoslav faulü derler buna. Şimdi bir takım böyle çok atak, çok ofansif oynamaya başladığı zaman rakip takım gol pozisyonuna giremesin diye kasti faullerle durdurur atak başlangıcında. Ama bu sonucu çok fazla etkilemez. Bence biraz geciktirir Yugoslav sadece. Bunu ilk defa öğreniyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Zafer. Yugoslav faulü diye bir şey varmış. Peki. Bundan sonra kullanabiliriz. Çok hoşuma gitti. Hayır hoşuma gitti. Anadolu Ajansı 15 puan farklı açtı. Evet. Takip ediyoruz. İniyor acaba... aşağı. Evet iniyor. İnmeye devam ediyor. Şu 31 Mart'ı bir daha bir gösterin arkadaşlar. 13'e indi. 31 Mart. Gene burada insaflı davranmışlar. Tabii, yani tabii. 31 Mart'ta kıyasladığınız zaman bakın Binali 15 nerede 68, 60 nerede? Evet evet. Binali Yıldırım 78, Ekrem İmamoğlu 19, Mehmet Özaseki 73, Mansur Yavaş 25, Nihat Zeybekçi 63, Tunç Soyer 30. İzmir'de bile iki kat farkla açılmış sandıklar. Peki yani. Bu sonucu gören Binali Yıldırım doğal olarak ben kazandım. Herhalde tabii yani. Peki aklınıza şöyle bir soru geliyor mu? Şimdi o zaman Binali Yıldırım'ın afişleri hazırdı. Bu kez Erdoğan'ın balkonu hazır. Evet. Bu bir şey söylüyor mu size? Ama CHP'nin de seçim otobüsü hazır canım yani. Şimdi şu ana kadar arkadaşlar resmi şöyle bir önümüzde canlandırmaya çalışalım. Bakın bir en yani üzerinde durduğumuz şey Anadolu Ajansı açıkça belli ki bir manipülasyon, bir algı aracı yaratma çabası içinde bir. İki, şu ana kadar henüz sonucu tam olarak gözümüzün önüne serecek kadar sağlıklı bir veri akışı yok. Ve en son aktardığımız haber çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde çıktığı sandıklarda bilinçli ve sistematik bir AKP evet itirazı var. Bu da CHP'nin önde çıktığı sandıklardan verinin resmi kayda geçmesini geciktirmek. Dolayısıyla bu manipülasyon operasyonunun da uzamasını sağlamak üzere. Bütün bunlar sonucu ne olabilir? Sandık başlarında bir yılgınlık oluşabilir. Sakın ha ona tevessül etmesin hiç kimse. Son itirazın sonucu belli olup da ıslak imzalı tutanaklar işleme konulup YSK'ya ulaşana kadar hiç kimse yerinden kımıldamasın. O Mahmut Tanal'ın ünlü fotoğrafını hatırlayalım. Gerekirse torbaların evet, üzerine yatmak lazım. Evet. Bir de bir haber var. KRT TV.com.tr'den gördüm şimdi. YSK'nın olduğu binaya giden bütün yollar kapatılmış. Hani olası bir itiraz ya da topluca orada bir gösteri falan engellemek için herhalde. YSK binasına giden Ankara'da yollar kapatılmış.